adını çok uzun zamandır duyduğu bir lezzetin peşinde. Efendim, havaalanında bizi gören artık boynumuza yapışıyor. Nereye gittiğimizi sormuyorlar havaalanında. Ne yemeye gittiğimizi soruyorlar. Durum bu efendim, yani artık bu haldeyiz. Uçağa bindim, Malatya uçağına bindik. Beni gören diyor ki teyzeler, amcalar. Nereye? Artık diyor Arapgir'e gidersin. Bir şöyle tandır kebabı yeriz. Evet. Ben normalde buraya gelmeyecektim Mehmet abi. Evet. Uçakta başlayınca şimdi kebap muhabbeti. Geldik doğru buraya, daha Malatya'ya indik, doğru Arapgir'deyiz efendim. Tanıştırayım, bölümümüzün keçisi. Keçi değil beyefendi, bunlar bize çebiş derler. Çebiş mi? Erkek çebiş eti. Çebiş diyor, ne çebiş? Çebiş. Bir yaşında kısırlaştırmış erkek. Kısırlaştırmış erkek. Evet. Ha, bugün tandır bundan yapacağız. Evet. Şimdi abicim, burada çok seviliyor bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Arapgir'i ve Malatya'nın sembolüdür. Tandır kebabımız bir tanedir. Mehmet abi, buranın tandırını özel kılan nedir? Bu kadar çok konuşulmasına ne sebep oluyor? Bunun sebebi ustalığımız. Bu tandırı hiçbir yerde bulamazsınız. Ocağımız farklıdır. Bu ocağı hiçbir yerde bulamazsınız. Bu şekilde neden yapılmış özelliği var. Nedir o özelliği? Özelliği kendi yağında pişiyor. Yani içinde su vesaire bir şey yok. Kendi yağında pişiyor. Fırının şekli nedir? Şeklini göstereyim isterseniz. Kesin. Açayım. Çalın. Şimdi her yerde farklı usuller var. Soner abinin. Allah. Buyurun, Allah. Burada da bir farklı. Kuyumuz 2'ye 1,5. 1,5 metre. 1,5 metre derinliğinde. Mehmet abi, bir şey soracağım. Arapgir'deki tandır kebabını en çok kimler tercih ediyor? Yaşlı insanlarımız daha tercih ediyorlardı. Çünkü tamak tadını biliyorlardı. Ve evet, özellikle bizi de yağlı olarak, ince kaburga olarak geçiyordu. Ve bunu yok satıyorduk kebap olarak. Burayı? Evet, bu kısım yok satıyorduk. Ama şimdiki yetişmeler hep yağsız olacak. Onun da özelliği olmuyor. Yağset mi olurmuş ya? İlla ki. Bak şimdi buraya kadar geldim Mehmet abi. Artık yavaş yavaş acıkmaya başladım ben. Başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Ocağımız da yandı. Başlayalım. Geç ocağımız. Başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz Mehmet abi? Çebicimizi ortadan parçalayacağız. Çebici ortadan parçalıyoruz. Ondan sonra işlerine başlayacağız. Sakın ekranlarınızdan ayrılmayın. İzleyin bizi. Ustamız işe kuzuyu 2'ye parçalamakla başladı. Kolaylıkla 2'ye ayrılan kuzudan geriye sadece bir but kalınca Turgay'ın aklına bir soru takılıyor. Ne yapacağız o budu ayırdık? Kavurmada kullanıyoruz. Kavurmada kullanacağız. Çebiş kavurmasında kullanıyoruz. Tandırda keçinin nelerini kullanıyoruz? Tüm olarak böyle asacağız. Böyle asacağız. Böyle asacağız. Görmeyeceğiz. Görme yok. Kıracağız. Tuz yiyeceğiz. Kıracağız. Başka hiçbir şey sürmeyeceğiz. Başka hiçbir şey sürmeyeceğiz. Tuzdan başka bir şey yok. Yeter. Yeter. O ayırdığın ne Mehmet abi? Bu kol yemeği. Evet. Bunu çıkarıyoruz. Kol ve küreğini çıkaracağız. İçinin tuzunu alması için. Ha, yani daha iyi pişsin, tuzunu daha iyi alsın diye. Evet. O kalın kemiğini çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Alıyoruz. Acaba kebabımızın hazır olması için başka hangi aşamalardan geçmesi gerekecek? Şimdi kaburgası ve omurgasıyla baş başa kaldı. Evet. Keçimiz. Şimdi kıracağız. Kırma işlemine geçiyoruz. Neyi kıracağız? Kebap değil, kemiklerini kıracağız ki. Yazık be. Özelliği bu ama. Ölmüş zaten, daha fazla zaten üstüne şey yapmıyoruz, bunun işlemi bu. Hadi kıralım madem. İşlemini yapalım. Kemikleri kırıldıktan sonra güzelce tuzlanan keçimiz boydan boya geçirilen şişler sayesinde hem yumuşacık pişecek hem de pişerken hiçbir parçasını kaybetmeyecek. Ateşi fazlalarını çekiyoruz Turgay Bey burada. Niye? Fazla olunca etin yanmaması için. Ha, onun da ölçüsü tabii, var. Tabii ölçüsü var onun. Ateşimizi ayarladık. Ateşimiz şimdi hazır. Kapağı... Bunu benim kapıya indireceğim değil mi şimdi? Kapaklarımızı açacağız. Niyeti bozduk zaten. Kapaklar açıldı ve kebabımızın tandıra alınma aşaması geldi çattı. 3 saat sonra... Kaç? 3 saat sonra yemeğe evet, hazır olacak. Etin cinsine göre 3-3,5 saat. Artık bu şey. Kuzulara, keçilere ben çok kızmaya başladım. Kızmayın çok efendim. Uzun sürede pişiyor bunlar. Beni sinirlendiriyorlar. Demlenerek hep böyle karnım açken bu hareketi yapıyorlar. Ocakta ne kadar kalırsa o kadar iyi oluyor. Benim de midem demleniyor. Ocakta o kadar çok acıkıyorsunuz. Benim de midem o kadar acıkıyor. Acıkıyorsunuz. O zaman daha lezzetli daha oluyor. Zaten tabii, saldırıyoruz. Direkt, yemiyoruz o zaman. Direkt alıyoruz. Balıkla mı atlıyoruz zaten keçiye? Kendi tavasını atıyoruz. Ne? Kendi tavasını. Ateşe temas etmemesi için. O bir tepsi. Ateşe temas etmemesi için. Etin yağ ve suyu onun içerisine akması için.
Hem bunun ateşe özelliği, böyle yağ düşüp onun kokusuyla eti etkilemesin, evet, diye. Ve alev almasın tabii diye. Tabii ki. Şimdi kancayı nereye takıyorsun? Etin üçüncü kaburgasına. Üçüncü kaburgası. Üçüncü kaburgası. O çok önemli. Tabii üçüncü ki. Piştiği zaman dağılıyor ve dökülüyor. Dökülmüyor diye. Olur, evet, olmaz yere takamıyorsun. Takılmıyor. Kancayı. Ve ocağı, artık gönderelim. Ocağımıza atıyoruz. Evet. Çeviçimiz yaklaşık 3-3,5 saat kadar pişiyor. Pişecek. Fırına gönderelim. Ondan sonra size layıkla sunacağız. İnşallah. Tamak tadıyla. Fakat ne yapacağız biz burada 3,5 saat? 3,5 saat gezeceğiz. Karakteri göreceğiz. İzlemediğin belli. Burada türkü söyleyeceğiz. Söyle. Soner mi söyleyecek, sen mi söyleyeceksin? Mehmet abi de başlayalım. Üstüm önden büyükler ama işin piri varken. Güzel bir şeyler açıyoruz. Ne söyleyeyim? Bir Malatya türküsü söyleyeyim. İlla ki tabi. Çiçekten arman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güne bülbül gelip dağına konmaz. Loy loy di loy loy loy, loy loy di loy loy loy. Çektim acı yeter, ocakta duman tüter. Çektim acı yeter, ocakta duman tüter. Ellerin derdi vardır, benimki daha beter. Loy loy di loy loy loy, loy loy di loy loy loy. Tabii benimki daha beter. 3,5 saat bekleyeceğiz burada. Ama değecek. Değecek inşallah. Ya. Efendim sakın bir yere ayrılmayın. Tam 3,5 saat sonra leziz, semiz keçimiz bizlerle birlikte olacak. Çebicimiz. Çebicimiz az sonra sizlerle. Ben biliyorum şekerimin düşeceğini. Halime bak. 3 saat dedim Mehmet abi. Hadi tamam, 3 saatte de hazırladık. 4 oldu. Hazırladık, tamam, hazır. Bak üzüm tamam yiyoruz. Abi nereden çıktı bu üzüm? Size 12 ay bu üzümümüz bulunur. Adı ne bu üzümün? Bu köyünün üzümü. Şahane ya, böyle bu mevsimde böyle üzüm yok ki. Kıpkırmızı içi de. Evet. Kebapla hiç olmazsa olmazı bu. Beraber. Bunu kebapla mı yiyeceğiz? Tabii tabii. Ha, o yüzden getirdiniz. Evet tabii ki. Neden kebapla birlikte tüketiyoruz? Beraber olmazsa olmazı bu üzüm. Birbirini tamamlıyor. Tabii. Çeviç etimizle üzüm şahane gidiyor. Evet. Pişti mi? Pişti. Ya artık çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz tabii. Buyurun. Yeter, üzüm yemekten şiştim ya. 4 saat oldu. Buyurun. Eyvah eyvah. Manzaraya bakın. Resim bak. Bu. Ellerini kollarını bağlamak gerek. Onu yapamazsın o kötülüğü. Buraya kadar gelmişken bana o kötülüğü yapamazsın. Soner abi bir kere izin vermez buna. Öyle değil mi? Evet. Saçın var diye hava atma. Ayrıca. Üzüm. Kebap. Kebabımız ve lavaşımız. Arap giriçin. Tandır ne kadar ünlüyse, önemliyse üzüm de o kadar. Köhnü üzümü de o kadar önemli. İllaki. Efendim burada bu üzüm sayesinde kan verme rekorları kırılıyor. Herkes kan veriyor ve ciddi anlamda kanlı canlı hemşerilerimiz memleketimizde. Bir bakalım abi, sen şöyle bize en güzel yerinden Soner hocam şöyle bana bir ayırırsan hemen tadına bakalım. Bu mevsimde şahane bir üzüm, köhne üzümü. Buraya geldiğinizde mutlaka tandırı bu üzümsüz yemeyin. Efendim Arap girde kebap yemenin, tandır yemenin metodu bu. Bir eliniz üzümde, bir eliniz tandırda. Yani şahane. Et zaten süper. Üzüm onu ne hale getiriyor? Evet. Etin şeyini öldürüyor. Onun asidi etin bütün şeylerini alıyor. Beraber olması zaten özelliği. Çok güzel. Sen yiyorsun, biz bakacak mıyız yani? Allah abi ya, ne demek? Davetsizin elinden sana. İşte muhteşem birliktelik. Tandır ve üzüm. Efendim Arap yere yolunuz düşerse Mehmet abiyle Soner abiyi buluyorsunuz. Hemen bir tandır sipariş ediyorsunuz. Sakın yanında da üzümü unutma diyorsunuz. Benden tavsiyedir. Davetsiz misafirin bu tavsiyesi kulak ardı edilecek gibi değil.
Baksanıza onca yıllık ustalar bile bu kebabı her seferinde aynı keyifle yiyor. Bizlere de, onlara ve gidip yiyenlere afiyet olsun demek düşüyor. Arapgir, köklü tarihiyle adeta dünden fırlayıp bugüne yerleşmiş gibi. Ulu Camii, Millet Hanı, Arapgir Kalesi gibi birçok tarihi eser modern binalarla uyum içinde ziyaretçilerini daha ilk adımlarında geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Malatya Arapgir'de bu kez hanımların ustalara taş çıkarttığı bir sofraya konuk oluyoruz. Ancak bizi karşılayan güzel türkülerle karnımızdan önce ruhumuzu ve gönlümüzü doyuruyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ya bir memlekette her şey mi güzel olur Ayşe Ana? Türküler güzel. Halkı, havaları çok güzel. Havası güzel. Suyu güzel. Türküleri güzel. Gelinleri güzel. İnsanı güzel. Kocaları güzel. Çok güzel. Benim iki tane oğlum var. Böyle görsen 100.000 kere maşallah Atatürk'e benzeyecek. Kocam, ne? Kocam değil. Atatürk'e benzeyecek. Kocam değil. Maşallah böyle güzel memlekete. Arapgir'deyiz. Arapgirli hanımlarımızdan, ablalarımızdan, annelerimizden size şöyle sevgi dolu, yemek kokulu, alkış dolu bir merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın Ayşe Hanım? İyiyim, çok iyiyim. Yedin içtin senin olsun. Olsun. Şu Arapgirli insanı bana bir anlat. Nasıl olurlar Arapgirli hanımları, nasıl olurlar? Hanımları çok iyidir, gelinleri hürmettir. Düğün olur, yemek verirler, yaşlılar oturur, gençler hürmet eder. Erkeklere de genç erkekler. Saygıda, sevgide, zirvede. Vallahi. Arapgir'de. Evet, çok iyidir. Nasıl böyle, damatlarını falan severler mi? Arapgir'in ineği damadı, çok kıymetli. He? İneğinin damadı. Hangisi daha kıymetli? İneği. İneği. O da kızımızın kıymetini bilirse başımın tacı. Gelin durumu nedir? Gelinlerimiz nasıl? Sevilir mi? Gelinlerde benim gelinim çok. Vallahi iki gelinim var çok. İyi maşallah. Allah ağzınızın tadını amin, bozmasın. Amin. Figen abla. Efendim? Bana şu konuyu açar mısın? Tabii ki. Nasıl oluyor damatla inek meselesi? Biz Arapgirliler damatlarla ineklerine çok önem verirler. Derler ki vali olacağına gel Arapgir'in damadı ol. Bizim martlıklar... Bu kadar iyi yani burada. Bu kadar iyi yani bizim burada. Çünkü bizim martlıklarımız vardır Turgay Bey. O ne? Damada mesela gelin verdiğimiz kız evine Mart aylarında bir tepsi baklava gider, bir tepsi çerez çeşitleri, envai çeşit, meyve çeşitleri damatlarımıza acayip kıymetli. Bir şey söyleyeceğim Figen abla. Yani Şimdi nerede olsa geliyor mu bu? İstanbul, Ankara, işte İzmir... Gelin nerede olursa olsun. Tabii isterse Fizan'da olsun. O kadar gider yani buradan. Gider. Burada damat olmak var. Biz gidiyoruz Edirne'den kendimiz topluyoruz üzümü de, armudu da. Çok iyi oluyor. İyi ben severim. Damatlarını seviyorlar da gönderen yok, gidip kendin topluyorsun. Amcamlar nasıl? Çok iyi. Nasıl amcam böyle ben otururum suyu getiririm vur ki kaçtayım ya. Ona hiç mahni falan söylediğin oluyor muydu? Ben her zaman söylerim. Ne derdin? Kapıların frengi, ceketi, bali rengi. Ben yarimi tanırım adı Bedir Efendi. Sen de bayağı seviyorsun ama amcamız yani. Aranız iyi maşallah. 13 yaşında gittim, o da 25 yaşındaydı. Niye sevmiyor? Olsun kıymetimi bilin. İyi maşallah. Valla büyük konca iyi dur. Figen abla, sizin bu Arapgir'in başka nesi meşhur? Oo, bizim üzümlerimiz çok meşhurdur. Yedim. Çok güzel bir üzüm. Köhnü müydü? Köhnü üzümü. Köhnü üzümümüz, siyah beyaz üzümümüz. Bizim 12 ay üzümümüz eksik olmaz. Eskiden mahzenlerde, şimdi soğuk hava depolarında muhafaza ediyoruz. Bayağı dayanıyor. Dayanıklı bir üzüm o zaman. Dayanıklı bu. Üzüm. Tabii biz üzüme alışkınız. 12 ay yiyeceğiz muhakkak. Tadı çok güzel bir defa. Tadı çok. Kırmızı içi. Evet, organik, doğal. Mesela biz bu üzümün bize verdiği kanlılık, canlılıktan dolayı bu sene Türkiye'de bir gün içinde 433 ünite kanla Türkiye rekoru kırdık. Kan kalmamış. Bütün dertlere şifa Allah'ın izniyle üzümümüz birebir
Kansızlık sıkıntısı çekenler. Kansızlık hanımlar böyle hemen üşüverir ya böyle. Hemen özellikle hanımlarda çok olur. Bir saklım yiyeceksin tamam. Isınacaksınız. Isınacaksınız evet. Ayşe Hanım, ne yemeği yapacaksın şimdi sen bize? Ne isteriz? Bunu mu? Bu ne? İçli köfte. Nedir malzemeler? Bak. Bakıyorum. Bunun içinde ince bulgur var. Ondan un koymuşlar, sıcak su koymuş, şişirmişler. Bunu yoğurucuğu yiyeceğiz. Yaparsak görürsün. Peki abla sen ne yapacaksın bize? Ben de Arapgil'in en meşhur yemeği dolama yapacağım. Dolama, ay dolama, dolama, yar dolama. O değil değil mi bu? Değil, değil. Biz burada... Hemen hazırsınız ha. Hemen hazırsınız yani. Kurtları dökme. Biz burada düğün yemeklerimizde, böyle mevlüt yemeklerimizde, büyük toplantılarımızda en çok yaptığımız böyle Arapgir yaprağımızla, meşhur olan Arapgir yaprağımızla dolama yaparız. Orada ne yapacağız anam? Ellerinden öperim. Deli kız baklavası yapacağız. Nasıl kız baklavası? Deli kız baklavası. Deli kız mı? Evet. Niye öyle diyorsunuz o baklavaya? Onu yiyen akıllansın diye. Peki ondan önce bir türkü söyleyebilir miyiz? Söyleyelim. Kız arkadaşlarımız söylesinler. Kim? Kızlar. Ablalarımız mı söyleyecek? Tamam. Ne söyleyeceksin bize? Uzun hava söyleyeceğim. Ben bu yaylalarda yerleyemedim. Daha bağlarsın da artık bir yere onu da. Kuru çaydan öte yana yolum düştü Malatya'ya. Çok güzel bir Malatya türküsü. O zaman keyifle dinleyelim. Ben bu yaylalarda yaylayamadım, yaylayamadım. Sular soğuktu da boylayamadım, ülger doğmasın, sabah olmasın. Bir yarın gönlünü de eyleyemedim, eyleyemedim. Kör ola kaderimde yardan ayrıldım, elin garesi ayırdı bizi ama. Arapgir'in birbirinden yetenekli hanımları güzel bir türkü eşliğinde giriştikleri yemek yapımına önce deli kız baklavasıyla başlıyor. Pekmezle birlikte bir güzelce eritilen tereyağı yufkaların üzerinde gezdiriliyor. Yufkalar dövülmüş cevizle süsleniyor. İsmi kadar yapımı da enteresan olan dolama için bol soğanlı iç harç hazırlanıyor ve minicik yapraklarla küçük küçük sarılıyor. İçli köftenin dış malzemesi yoğrulduktan sonra sıra iç harcını eklemeye geliyor. Anlayacağınız, başka yerde bulamayacağınız enfes lezzetlerle donatılmış bir sofra bizleri bekliyor. Vallahi hızını kesmiyor hiç. Devam burada, devam. Türkülere de devam, yemeklere de devam, manilere de devam. Ben boş edemiyorum ya. Ben Arapgir'den bir ay gitmiyorum. Gitmiyorum.
Böyle yaparsanız hiç gitmem. Ayşe Hanım, Figen ablam, vallahi mahcup oldum ya. Ben böyle 9-10 çeşit yemek bekliyorum. Ne gerek vardı bu kadar yemeğe ya? Hemen sorayım Figen abla, bu ne ya? Çelem dolması. O da çelem dolması. Çelem dolması. Evet. Tamam, bizim burada derler ki ya senede bir defa yiyeceksin ya da ekilen tarlasından geçeceksin. O kadar kıymetli. Bu kadar kıymetli, bu kadar ve faydalı. Faydalı, evet. Birazdan bakarım onun tadına. Bu ne? Kaburga dolmamız. Kaburga bizim. Dolması bu mu burada? Evet. Ayşe Hanım, izninle bir tadına bakayım. Al kaburga kurban olam, al istersen hepsini yedim. Şurasından bakalım. Kaburga dolması şahane. O da düğün dolmamız. Diyorlar ki bu daha büyük bizim için. Bakın. Evet. Bu büyük bir dolma. Ne diyorsunuz bu konuda? 7 dolma hop kalktı. Kaynanam yüzüme baktı. Yani 7 tanesi bir kaşığa sığacak ve ağzına koyacak. O zaman kaynananın gözüne giriyorsun. Gözüne giriyorsun. Bu nedir? Bu da kızartma. Acı? İşte biberden acı. Güzel. O da balıklı pilav. Onu çayda çok yaparlar bu genelde. Avcıların yaptığı bir şey mi bu? Genelde en güzelini avcılar yapar dediğiniz gibi. Hem balığı tutarlar, taze taze yaparlar. Bizim çay balığımızdan. Bunlar Arapgir'in çay meşhur balığı. Reyhanlı balıklı pilavımız bizim. Bu nedir Figen abla? Bu da kuru kaymak. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, bize Arapgir'imize özgü süper bir lezzet. Kaymağı alırlar. İnegin kaymağı işte. Sünep. O yüzden de... Damat bir, inek iki. Dolayısıyla kaymak da çok değerli. O ne? İşte o akıtma. Bekir amcanın sevdiği bu mu? Bekir amcanın. He bak sarımsaklı ye. Yiyeyim bakayım hadi. Olur. Bir tatlı bir. Oo, ben her şeyi karıştırıyorum. Alıştı mide de olsun. Krep hamuru gibi yapılıyor. Bedir amca ağzın tadını biliyor. Tabii iyi. Figen Hanım, hızlı hızlı şu yemeklerin isimlerini öğrenelim. Tabii. Hepsi birbirinden güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. En baştaki tatlı mı? Tatlı mı? Dilber dudağı, evet. Ha, dilber dudağı. Dilber dudağı. Bu da çanak eti. Arapgir'e özgür. Kemikli etten yapılır. Soğan dolmasının adı ne? Soğan dolması. Süper oluyor ama. Soğan dolma. Tarhana çorbası bize özgür. Buraya has. Zeytinyağlı. Bu da bastık kavurması. Dut pestilinden yapılır bastık kavurması. Tatlı mı? Tatlı, evet. Bir tadına bakmanızı ona tavsiye ederim. Düşünüyorum. Hı-hı. Cevizi bol almanız gerekiyor. Tereyağıyla yapılır. Güzel, bize özgü bir lezzettir yine bu. Çelem dolmamız, sırınımız yufka ekmeğiyle yapılır. Bu nedir? Ekşili yumurta. Ekşili yumurta. Ayranla yumurtayla yapılır. Ayran, yumurta, bir de yufka mı var içinde? Ne yok bunlar? Şey... Kodur mu? Tandır ekmeği. Ununla pişiriler, açıda un atıyorlar. Oo, mis gibi. Şimdi yemekler yalnız Ayşe Hanım, say say bitmiyor. He. Rabbimize ne kadar şükretsek az değil mi? Bize verdiği bu nimetler için. Çok şükür. Malatya, Elazığ'a geldiğinizde mutlaka Arapgir'e uğrayın. Arapgirli halkımız, hemşerilerimiz o kadar misafirperver ki hemen sofralarını size açıverirler. Bu güzel yemeklerin evet. Tadına bakıverirsiniz bir anda. Figen abla, eksik olan tek bir şey var. Bir türkü daha söyler miyiz? Söyleriz de sizden bekleriz. Biz elimizden geleni yaptık, yemeklerimizi yaptık. Siz de türkünüzle bizi mutlu ederseniz çok seviniriz. O zaman birlikte söyleyelim. Söyleriz tabii. İstediğiniz bir türkü var mı? Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basayı. Yemek olsun, türküde yemek de yemek olsun. Yemekten değil mi? Böyle gidelim. Afiyetli bir sofrada. Evet. O türküden başkası da zaten söylenmez. Evet. Söyleyebilir miyim Ayşe Hanım? Başım üstüne. Başım üstüne izni de aldık Ayşe Hanım da söyleyeyim. Kavurma koydum tasa, ağam yar, paşam yar, doldurdum basa basa, hadi gel gel, doldurdum basa basa, hadi gel gel. Benim yarım çok güzel, ağam yar, paşam yar, azıcık boydan kısa, hadi gel gel, azıcık boydan kısa, hadi gel gel. Haydi haydi hopla geldi gel gel. Fistanını topla geldi gel gel. Haydi haydi topla geldi gel gel. Fistanını topla geldi gel gel. Bugün ayın unutur. Ağam yar, paşam yar. Öküm bu da unutur. Di gel gel. Öküm bu da unutur. Di gel gel. Evliye meyil verme. Ağam yar, paşam yar. Eve gider unutur. Di gel gel. Eve gider unutur. Di gel gel. Haydi haydi hopla gel. Di gel gel. Fistanını topla gel. Di gel gel. Haydi haydi topla gel. Di gel gel.
kılıçlarını topla gel, bir gel gel. Bravo. Havaların ısınmasıyla beraber geçtiğimiz her yerde cıvıl cıvıl bir canlılık hakim. Bu güzel manzaraların başını işte bu minik kuzular çekiyor. Ve Turgay artık iyice ustalaştığı kuzu besleme fırsatını kaçırmıyor. Davetsiz misafir bu kez her köşesinde başka bir kültürel zenginlik saklayan Malatya'da farklı bir oyunun peşinde. İşte karşımızda beceri isteyen figürleri, muhteşem ezgisi ve davulların büyüklüğüne inat çevik davulcularıyla muhteşem bir yayık alayı gösterisi. Ayaklarınıza sağlık. Yazıhan'dayım efendim. Malatya Yazıhan'dayım. Yazıhan'a has çok güzel bir yayık halayıyla size merhaba dedim. Ama buraya asıl geliş amacım yayık halayı değil. Efendim belki duymuşsunuzdur. Yazıhan'da Drejan aşiretine has Tura oyunu var. Bütün Türkiye'de çok tanınan bilinen bir oyun. Ta İstanbul'dan buraya bu oyunu oynamaya geldim ben. Bu nasıl bir oyun size anlatayım biraz. Bu oyunda baba oğlunu, oğlu da babasını tanımıyor. Böyle sırtınızdaki kireçlemelere, kulunçlara, minimum rahatsızlıklara, damar tıkanıklığına çok iyi. Öyle değil mi başkanım? Çok iyi geliyor. İsterseniz bundan sonrasını belediye başkanımız Ali Kaya anlatsın. Başkanım nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu da genç turacı mı? Bu da elinizden öper torunum. Bu da şu yaşta oynayacak gibi. Samanyolu TV olarak ve davetsiz misafir olarak ilçemize hoş geldiniz. Hoş şeref başkanım. Verdiniz. Sizin de az önce değindiğiniz gibi tura oyunu tabii Anadolu'muzun birçok yerlerinden oynanan bir oyun. 1560 yılından bu tarafa yöremizde oynanan bir oyun. Ve özellikle yaşatılıyor. Kadar yaşatılıyor, evet. Özellikle düğünlerde insanlarımız bir araya geldiğinde sürekli bu oyun oynanır. Ancak bu oyuna gelince baba oğlu tanımaz, oğul babayı tanımaz. Öyle de bir gelenek. Doğru duymuşum. Oynanır. Doğru. İnşallah söylüyorum. Aynı doğru. Şekilde de göreceğiz. Burada aynen. Oğlunuz var mı? Var. Başkan. Evet, nerede? Var. Karşıda ikinci duvar. Onu buraya alabilir miyiz? Yani karşıda. Benim halayda yanımdaki yakışıklı arkadaşım mıydı oğlunuz? Gerçekten böyle midir ya? Babana kıyabiliyor musun bu turada? Bu oyunda yer sahneye çıktıktan sonra kimse kimseyi tanımıyor. Baba sana kıyıyor mu? Kıyıyor o da. Yani tek taraflı değil. Peki abi sizin var mı? Var o. Evet. Nerede? O da burada mı? Burada. Ya bu böyle oynanıyor galiba değil mi? Evlatlar karşıda. Bu mu? Bu yakışıklı mı orada? Arkadaşlar sizi böyle alabilir miyiz? Şimdi bir tarafta devlet erkanımız. Bir tarafta evlatları ve Yazıhan sakinleri. Ya başkanım var. Ayıp olmaz. Bu oyunda ayıp yok. Herkes oynuyor yani. Burada bir örf adet var. Bu Drejan'a has bir oyun. Mesela Osman amca evet, gibi doğru. Biri ondan evet. Sonra böyle daha yaşlıları giriyor. Evet. Osman amca sen çok oynar mıydın? Hala oynuyor musun? Oynardım.
işte. Ben de oynayayım mı? Tavsiye ediyor musun? Git bir kaşanı vursunlar sana. He valla şuralar biraz ağrıyor. Şura var ya şura. Şura. Şu, o omzum var ya. Şu Ergin'in yanına git iki tane vursun. O mu iyi vurur? Turayı. En iyi turamızı o da bir de Süleyman'da. O zaman ben onun yanına yaklaşmasam iyi ilk günde. Yok git onda bir iki tane ye. Başkanım. Efendim? Oynayalım mı şöyle bir kendimize gelelim. Tabii hayır. Bir rahatlayalım. Hayır, hayır. Şimdi baba oğlu oğul da babasını tanımıyorsa. Hiçbir ayrım olmaz evet. Ben de bir evet. Oyuncu alabilir miyim karşıma? Hayır hayır alabilirsiniz. Sunucu yönetmeni hiç tanımaz bu oyunda. Evet. Bu bir intikam zamanıdır şu an. Benim elime geçmiş bir fırsattır. Ben bunu niye kullanmayayım yazar? Mustafa Bilgiç böyle alalım. Yalnız biz intikam amaçlı kullanmıyoruz. Yok benim bana çok çektiriyor başkanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne hissediyorsun şu an? Vallahi birbirimizin tozunu alacağız abi bugün yani. Başlayalım o zaman başkanım. Tabii hay hay buyurun buyurun. Ben karşıya geçiyorum. Alkış yok mu? Efendim çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa tur oynayacağım. Seyircilerimizden aslında da değerli kaymakamımız, ilçe emniyet amirimiz ve komutanımız da var. Onlar da alkışlar mıyız? Hoş gelmişler. Bir dahaki sefere inşallah sizi de orada görmek isteriz. Başlayalım o zaman. Karşılıklı dizilen takımlardan ilk oyuncular sahneye çıkıyor ve turalar havada uçuşmaya başlıyor. Görünüşe bakılırsa bu oyunu oynamak için hem cesur olmak hem de ağrıdan kıvranılarak geçirilecek bir güne hazır olmak gerekiyor. Ya baba seni bir görsün de gör. Başkana vuruyorlar. Başkana vuruyorlar. Ve sonunda hem Burgay'ın hem de yönetmenimizin beklediği o an gelip çattı. Galiba tura oyunundan kameramanımız da dahi bütün davetsiz misafir ekibi payını alacak. Ne bakın? Tura oyununun ardından takımlar bu kez bir çember şeklinde sıralanıyor. Diğer takımın oyuncuları çemberi bozarak oyunu kazanmak için rakiplerini yıkmaya çalışıyor. Yazıhanlı dostlarımızla oyunlar ve müsabakalar eşliğinde geçirdiğimiz bu eğlenceli dakikalar başlangıçta olduğu gibi yine enfes müzikler ve halaylarla sona eriyor. Efendim Malatya'ya kadar gelmişken eşe dosta kayısı almadan dönüp gitmek olmaz. Bizi İstanbul'a almazlar. Annem bile buraya geldiğimi duyduğunda bana hoşaflık kayısı getirirdi. Bir hoşaftır tutturdu bakalım. Benim de en güzel yerden bu kayısıyı almam lazım. Hem sizin için de kayısıyı biraz araştıralım, bilinçlenelim bakalım. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ben kayısı almaya geldim ama yanlış geldim galiba. Kuyumcuya geldik. Doğru geldiniz. Abi ne güzel renkleri var bunların. Cumhuriyet altın, Reşat altın. Külçe altın, beşi bir Külçe altınlar orada. Beşi birlik.
Çok güzel. Şimdi Malatya'ya gelmişken adeta burada altın kayısı. Evet. Onu anlatmadan, bir alışveriş yapmadan gitmek olmaz. Evet. Bu konuda da sizden biraz bilgi edinmek istiyoruz. Evet, neden Malatya'nın kayısı bu kadar özel? Malatya'mızın suyuyla, toprağının havasıyla birleşmesiyle dünyada şu anda kalite olarak en birinci kalite Malatya'da kayısı olarak üretiyoruz. Ve dünyanın %85'ine biz ihraç ediyoruz kayısımızı. Biz olmasak kayısı yemezler o zaman. Yemezler, bu kaliteyi bulamazlar. 400 milyon dolar ihracatımız var. Bunun da Malatya'ya katkısı 50 bin çiftçimiz bu üründen faydalanıyor. 50 bin çiftçimiz. Efendim hep kayısı diyoruz ve kayısı yiyoruz ama kayısının bildiğimiz kadar bilmediğimiz de çok faydası var. Şimdi bunlardan bahsedecek olursak sizden biraz yardım alacağım. Tabii biraz. Kayısının faydaları neler? Kayısının faydaları öncelikle sindirim sistemini hızlandırır, çalıştırır. Karaciğerimize çok fazla faydası vardır. Yeniden yapılandırır. Karaciğeri bozduk mu vücudumuzun tüm kimyası bozulur. Gelmişken size gün kuruzu, saat gün kuruzu kayısımızdan da ikram edelim ki kayısı yemedik demeyelim. Şahane ya. Peki başka ne gibi faydaları başka var? Başka kayısı çekirdeğimizin faydaları var. Ekstra şöyle göstereyim size. Kanser hastaları için özellikle kemoterapide kullanılan bir üründür. Onun acı çekirdeği aspirin işte ilaç sanayinde kullanılır özellikle bu çekirdeğimiz. Yani kanser hastaları kemoterapiden sonra aynen öyle. Kaş çekirdeği bu çekirdeği yiyorlar ve kendilerine geliyorlar. Peki hoşafı hangisinden yapıyoruz? Annemin siparişidir de annemin o konuya bir an önce girmek istiyorum. Yıllarda belli annemizin yaptığı doğal dediğimiz kayısıdır. Doğal dediğimiz bunları biraz annelerimiz ekşi oluyor. Bunları annemiz geçmiş yıllarda çok eskilerde yaparlardı. Şimdiki nesil bunu pek yapmıyorlar. Vallahi abi bunlar nedir? Bunlar kayısı bestilimiz. Bu da gördüğünüz kayısı çikolatamız. Onu da mı yaptınız abi? Abi hem de doğal gün kurusundan yapmıştırız kayısını. Ooo çikolatanın en azı ya. Doğalından yaptırıp bir lezzetini görün. Ya o yabancı menşeli çikolatalar falan gerek yok. Çikolatanın en lezzetlisi bu. Bunlar ne? Bunlar da kayısıdan yapılıyor. Kayısı bestilinde yapıyoruz. Efendim gördüğünüz gibi Malatya'da kayısıdan envai çeşit süper ürün mevcut. Şimdi Erkan'ım şunları soracağım sana ya. Evet. Gelsene bir buraya. Onlar bizim. Bu nedir ya? Atomlarımız. Atom mu? Düştüğü yerde bunlar parça tesirli bomba. Aynen ya. Aynen öyle parça. Isırıyorsun, atıyorsun, saklanıyorsun. Aynen öyle. Tam bomba. Şunlar da külçe altınlarımız. Bu tamamen gün kurusundan yapılmıştır. İçinde çerez var, Antep fıstığı, fındık, ceviz olarak karışıyor. Özellikle doğum yapan anneler doğum yaptıktan sonra 4-5 tane günde gün kurusu yedikleri zaman yarım saat sonra anne sütünün ne kadar çok olduğunu görecekler. Bunlar nedir? Bunlar da kayısının çekirdeğini yağı. Çekirdeğini evet, yağı? Evet, kayısının çekirdeğini yağı çıkıyor. Cilt bakımı için özellikle sivilceleri, siyah noktaları, kırışıklığı önlüyor özellikle. Sabunu da var galiba. Sabunumuz da var. Bu da aynı şekilde cilt, yüz cilt için kullanılıyor ve saç dökülmelerine karşı saçında kullanabiliyorsunuz bu sabunu. Malatyalı hemşerilerimizin niye yakışıklı olduğu, Vahap abimde nasıl böyle genç kaldığı anlaşıldı. Evet, çözdüm. Öyle. İşin sırrını çözdüm. Ben artık şu annemin siparişini alayım. Hoşaflı kayısımı alayım ve sizlere de tavsiye ediyoruz. Malatya'ya geldiğinizde mutlaka kayısıdan yapılmış bu ürünlerden sevdiklerinize, ailelerinize alın. Almadan gitmeyin. Gördüğünüz her şeye faydası var. Saymakla bitmiyor. Gidelim evet, alalım artık şu hoşafımızı bir alalım. Gördüğünüz gibi kayısının onlarca çeşidine ulaşabileceğiniz Malatya'da sizleri sadece tadına doyulmaz lezzetler değil, aynı zamanda ciltten saç problemlerine kadar her türlü rahatsızlığa deva, doğal bir ecza deposu bekliyor. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer ağlama, göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama.
göklere erişti feryadım. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Bu da gelir, bu da geçer ağlama.